Transferde gündemde bugün Trabzonspor'u inceleyeceğiz. Transfere hızlı başlayan Bordo Mavililer için bu süreç bitti diyebiliriz. Toplam 12 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor sadece bir forvet daha takıma katarak transfer defterini kapatacak. Takıma genellikle genç oyuncuları katan Trabzonspor'da yapılan transferler şöyle. Altınordu'dan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı, Pendik Spor'dan Taha Tunç, Werder Bremen'den Ahmet Canbaz, Lask Linz'den Doğan Erdoğan, Marsilya'dan Yusuf Sarı, Eskişehirspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı. Yabancı isimler ise şöyle. Trabzonspor, Nijerya milli takımının kaptanı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu John Obi Mikel'le 2+1 yıllığını anlaşmaya vardı. Mikel 3 yılda toplam 4,5 milyon euro kazanacak. Geçtiğimiz sezonu 19 maçta 1 golle tamamladı. Bordo Mavililer geçen yıl kiralık olarak forma giyen futbolcusu Ekuban'ın bonservisini aldı. Ekuban geçen sezon 29 maçta 2 gol 5 asistle oynadı. Trabzonspor Kosovalı hücum oyuncusu Donis Avdija ile 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu kariyerine çıktığı 183 maçta 107 gol ve 41 asistle oynadı. Trabzonspor'un Mladost Doboj-Kakanj takımından transfer ettiği Nemanja Andušić ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-2019 sezonunda çıktığı 26 maçta 8 gol attı. Son isim ise bu sabah Trabzon'da olan Gaston Campi. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Transferde istediği isimleri hızlı bir şekilde kadrosuna katıp kampa yetiştiren Trabzonspor'da bir tek forvet transferi kaldı. O bölge için şu an iki isim gündemde. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota Almanya'ya döndü. İlk isim Hanover'de forma giyen Jonatas. Karadeniz ekibi 1-2 milyon euro civarında bu işi bitirmek istiyor. Geçen sezon 10 maça çıkan futbolcu 3 gol 1 asistle oynadı. Bordo Mavililer'de bir diğer isimse Anderlecht formasını giyen Ivan Santini. Santini geçen sezon 25 maçta 14 gollük performans sergiledi. 1.90 boyunda olan tecrübeli yıldız, teknik ekibin beklediği üstün fiziksel özelliklere de sahip. Gelecek sezonki tahmini ilk 11 ise şöyle. Kalede Uğurcan Çakır, sağ bek Pereira, stoperlerde Hüseyin ve Kampi, sol bek Novak, orta sahada Obi Mikel, Sosa, Yusuf Yazıcı, sağ kanatta Abdülkadir, sol kanatta Avdija, forvette Santini. Sizce bu ilk 11 ile önümüzdeki sezon Trabzonspor'un hedefi ne olur? Yorumlarınızı bekliyoruz.